Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı Çanakkale'de devam eden yangına ilişkin şu dakikalarda açıklamalarda bulunuyor. Kulak verelim. Yangının dumanından etkilenenlerin dışında bir sağlık sorunu yaşayan herhangi bir vatandaşımız ya da çalışanımız söz konusu değil. İlk baştan itibaren yaklaşık 21 hava aracı muhtelif arazözler, ağrış makinalarıyla birlikte müdahale devam ediyor zaten. Kızılkeçili köyünün İyideli mahallesi hali hazırda belki uçak seslerini duymak mümkün. İyideli mahallesinde müdahale sürmekte. Çanakkale yolu şu anda ulaşıma kapalı. Biga üzerinden Çanakkale'ye ulaşım sağlanabilir. Bu notu da vermiş olalım. Burada AFAD, valilik, AFAD, vekiller, bunun dışında tüm yerel unsurlar, kamu kurum ve kuruluşları büyük bir dayanışma içindeler. Çok şükür şu ana kadar çok ciddi bir senkronizasyonla çalışıyorlar. Buraların biraz önce söyledim tarım alanları olması hasebiyle de Tarım İl Müdürlüğü tarafından yine hasar tespitleri yapılmış olacak. Arkadaşlar da bununla ilgili hazırlıklarını yapmış durumdalar. Aynı zamanda yine sivil toplum kuruluşlarından etkilenen hayvanlarla alakalı da yine hazırlıklar yapılmış durumda. Onlar da kendi üzerlerine düşeni bu durumda yapmış olacaklar. Değerli arkadaşlar, dün bahsettim birkaç kez, 19 yangın çıkmıştı orta ölçek ve üst ölçekte. Bunlardan 16'sı söndürüldü, kontrol altına alınmıştı. 3 tanesi Hatay Belen, Mersin Gülnar ve Çanakkale şu anda içinde bulunduğumuz alanda bugüne sarktı maalesef. Ama şu an itibariyle Mersin Gülnar'daki yangının kontrol altına alındığını, Hatay Belen'deki yangının büyük ölçüde kontrol altına alındığını, artık bunu da büyük bir memnuniyetle anons edebiliriz. Hali hazırda sadece şu anda buranın devam ettiğini söylemek isterdim. Ancak bugün de maalesef 6 tane yeni yangın, orta ve üstü ölçek meydana geldi. Bunlar Adana Karaysalı, Mersin Mezitli, Çanakkale Ayvacık, Muğla Datça, Tekirdağ Malkara ve Balıkesir Sındırgı. Bunlardan ilk saydığım Adana Karaysalı, Mersin Mezitli, Çanakkale Ayvacık ve Muğla Datça her zaman olduğu gibi çok hızlı bir müdahaleyle hamdolsun kontrol altına alındı. Şu anda Tekirdağ Malkara ve Balıkesir Sındırgı da devam ediyor. Şu anda belki fark ediyorsunuz, çok ciddi bir rüzgar var. Bunlar çalışmaların maalesef devam etmesini güçleştiriyor. Arkadaşlarımızın bütün amacı an itibariyle biraz önce söyledim, Çanakkale için, burası için İyideli Mahallesi'nde çok yoğun bir enerji var. Oraya odaklanmış durumdalar. Yerleşim yerlerinin etrafında gerekli tertibatı da almış durumdalar. Arkadaşların müdahalelerinin sonuçlarını hep takip edeceğiz.